İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu, Türkiye'nin doğusunun belirtildiği bir harita paylaşarak şu sözlere yer verdi. Tüm gözler Kürdistan'da. Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun. Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin. Özgür Kürdistan. Yair Netanyahu'nun bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını hatırlattı. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya gidiyor. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor, bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye neden dünyaya hedef gösterildi? Haritada gösterilen bu topraklar İsrail'in gelmek istediği topraklar olabilir mi? Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan Filistin'in İngiltere'nin Manda rejimine bırakılması, birçok Yahudi yerleşim alanlarının oluşturulmasına ve İsrail devletinin temellerinin atılmasına zemin hazırladı. Fakat bu toprakların kavgası daha önceye dayanıyor. Orta Doğu geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaptı ve semavi dinler bu bölgeden çıktı. Tarih boyunca Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar burada yaşadı. Merkezi Kudüs olmak üzere Orta Doğu topraklarının Tevrat'ta vaat edilmiş topraklar olarak geçtiğini görüyoruz. Birçok peygamberin yaşadığı bu topraklar, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve göklere buradan çekildiğine inanılması, Hz. Muhammed'in miraca buradan yükselmesi, Filistin'i, özellikle Kudüs'ü önemli kılan unsurlar arasında yer alıyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da burada olması, semavi dinlerin hepsinde bu bölgenin özel görüldüğünü ortaya koyuyor. Bereketli Hilal, kutsal topraklar ve vaat edilmiş topraklar olarak adlandırılan, Fırat-Dicle nehirleri arasında kalan ve Mezopotamya olarak bilinen bölge, günümüzde Filistin, İsrail'in bir bölümü, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin bir bölümünden oluşuyor. Osmanlı'dan Filistin bölgesinin ayrılmasının ardından Yahudiler, vaat edilmiş topraklar olarak adlandırılan bölgeye dünyanın dört bir yanından göç etmeye başladı. 1948 yılında kurulan İsrail, yıllar içerisinde bölgedeki topraklara yayıldı. Netanyahu'nun harita paylaşımı ve vaat edilmiş topraklar konusu göz önünde bulundurulduğunda, İsrail'in yayılma politikası sizce Türkiye için bir tehdit olabilir mi?